Hızlandırılmış iltica prosedürü nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Bir video çalışmasında daha karşınızdayız. Almanya İltica Yasası madde 30'un A fıkrasına göre hızlandırılmış iltica prosedürü bulunmaktadır. Genelde bunu mülteciler arasında VIP başvuru ya da hızlandırılmış işlem olarak şeklinde de yaygındır. Halbuki alakası yok. Bütün mesele aşağıda sayacağım şartlara uygun olarak hareket edilmektedir. Dolayısıyla iltica yasası 30A maddesine de bakabilirsiniz. Eğer bir insan güvenli bir ülkeden geldi ise, bu Türkiye olabilir ya da oturumunun olduğu güvenli bir ülkeden geldi ise, avukatınız marifetiyle hızlandırılmış iltica prosedürünü başlatabilirsiniz. Böylelikle ilticanız eğer sizi deport etmeye yönelik olacaktır. Eğer ilticada o geldiğiniz güvenli ülkenin sizin için güvenli olmadığı tezini ikna edici şekilde sunabilirseniz o zaman hızlandırılmış şekilde ilticanız değerlendirilecektir. Yine sahte evraklarla, uygun olmayan bilgi ve belgelerle, uydurma evraklarla başvurular ya da kendisine ait olmayan kimlikle başvuru yapma ya da iltica sırasında milliyetini, geldiği ülkeyi, kişisel bilgilerini gizleyen insanlar başvuru yaptıklarında hızlandırılmış prosedürü uygulanmaktadır. Çünkü bu yapılan işlem bir sahtekarlıktır ve bu sahtekarlığın önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Bununla birlikte oturumunu kurtarmak ya da İlticası red olduğu için deport kararını durdurmak için tekrar yeniden iltica eden bir kişi ya da oturumunu kurtarmak için iltica eden kişinin işlemleri de hızlandırılmış prosedür olarak devam etmektedir. Bundan dolayı bu ve benzeri yani devleti kandırmaya yönelik yapılan işlemler ya da güvenli ülkeden gelen insanların ya da ciddi sağlık problemleri bulunan, hayati tehlikesi bulunan insanların yapabileceği işlem olarak karşımıza çıkmaktadır hızlandırılmış prosedür. Bu prosedüre başvuru yaptığınızda eğer mahkeme bir hafta içerisinde cevap vermezse olay normal prosedüre dönmektedir. Dolayısıyla mahkemenin ya da mülteci dairesinin bir hafta içerisinde karar vermesi gerekir diyor kanun. Dolayısıyla bu bir haftalık süreç ortalama tebligatın yapılması ile birlikte 2,5-3 haftayı bulabilmektedir. Bu şekilde hani karşılaştığım uygulamaları anlatıyorum. Yani bu böyle olacaktır kanun şeklinde lütfen bakmayınız. Kanunda mahkeme bir hafta içerisinde karar verir diyor. Veremezse normal prosedüre devam ederdir. Yani bir hafta içerisinde karar verilmediği takdirde artık normal prosedür, diğer mültecilerin beklediği gibi sonuçlar beklenecektir. Böyle bir olayın olduğuyla alakalı sizleri bilgilendirmek istedim. Konunun detaylarını yine konunun uzmanı, avukat ve danışmanlara danışabilir. Mülteci dairelerine, yabancılar dairelerine ya da yardım derneklerine danışabilirsiniz. Bizi dinlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Sorularınızı @ilticahaber adlı Twitter hesabımızdan sorabilirsiniz. Yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.